Burak'tan hiç haberin var mı ya? Yok. İlgilenmiyorum da zaten. Umurda değil. Bizcik öyle paldır küldür hayatımızdan çıkaracak değiliz ya. Kaç yıllık arkadaşımız. Sen bana ettiği lafları unuttun herhalde ya. Allah Allah. Bitti. Burak da Zeynep de benim için bitti. Hatta Zeynep kül oldu. Oo, kimleri görüyorum. Yavru Sansar, kulübümüze teşrif etmişler. Ne işin var senin burada? Yani ortamın havasını bozdun da biraz. Attırmadan çıkış en iyisi. Hadi ya. Öyle mi? Bana bak. Şansını fazla zorlama istersen. Zeyno. Ya kendin defolup gidersin da ben seni kapının önüne koydururum. Hiç sanmıyorum Biricik ya. Niye? Yapmadın mı? Nasıl attım seni okuldan ama? Unuttun herhalde. Aa, küçük cadı da buradaymış. Ne bu şiddet bu Celal? Sen karışma. Senlik bir durum yok. Hadi. Aa yok, karışmadan duramam. Çünkü Zeynep benim sağ kolum. Onu öyle kolay yedirmem sana. Öyle boş heveslere kapılma. Sağ kolum mu? Ne oldu? Beğenmedi galiba. Kendi problemi. Çok iyi, çok iyi. Bula bula bu beceriksiz Zeynep'i mi buldun sağ kolunu yapacak ha? Gerçi ya. Senden tam olarak böyle bir şey beklerdim. Fazlası beklenmezdi zaten. Bana bak, doğru konuş. Okula benzemez burası, canını yakarım Biricik. Yaksana. Sakin olun kızlar. Önümüzdeki 3-5 gün zaten çok sık görüşeceksiniz burada. O yüzden biraz self control please. Control please. Görüyor musun? İngilizce kelime öğreniyor ya, pazarlıyor sürekli. Bunu da yeni öğrenmiş. Selamlar. Selam canım. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Biraz acil deyince endişelendim açıkçası. Hayırdır, ne oldu? Konu Selim'le ilgili. Yani Selim'le ilgili olunca da ben bilginiz olması gerektiğini düşündüm. Bu Selim'in kendine zarar verme durumu vardı ya. Yeni başladı, biliyorum. Ha, biliyor musunuz? Evet, evet. Geldi, konuştuk. Anlattı bize uzun uzun. Oh, çok sevindim. Ya ben de size nasıl anlatacağım diye düşünüyordum. Yük kalktı üstümden. Sen de çok destek olmuşsun. Onu da duydum. Olmaz mıyım? O benim için çok kıymetli. Bilmez mi? Yalnız... Selim'de uzun zamandır böyle bir durum yoktu. İyiydi gayet. Evet. O kız hayatımıza girene kadar. Serra. Yani siz de biliyorsunuz ilişkilerini tanıştınız. O çok tuhaf bir tip. Hiç tekin değil. Selim'e de iyi gelmiyor yani. Ben görebiliyorum, Selim mutlu değil. Annesi için de çok tuhaf diyorlar. Yani bana şey gibi geliyor. Kendilerini Selim'i yamamaya çalışıyorlarmış gibi, onu kullanacaklarmış gibi geliyor. Biricikciğim bak,
senin yerin bende çok ayrıdır biliyorsun değil mi? Selim'e ne kadar düşkün olduğunu da biliyorum. Ama ben hem Sehra'yı hem de annesini çok iyi tanıyorum. Bence bu kaygıların yersiz. Ama... Tamam. Tarzlarınız aynı olmayabilir. Ama bu onların kötü niyetli olduğu anlamına gelmiyor. Şimdi benim çok önemli bir görüşmem var. Ben müsaadenizi isteyeyim. Vaktinizi daha fazla almayayım ben sizin. Selim'le ilgili konuşmak istemiştim sadece. İyi günler diliyorum. Görüşürüz. Selim. Ne haber Biricik? İyiyim. Ben iyiyim de sen nasıl oldun? Daha iyi misin? Ağrısın var mı? Yok yok, iyiyim. Merak etme sen. Yaraların geçmiş. Ben çok iyi biliyorum bu hali tavrı. Yarıştınız değil mi? Barıştık. Vazgeçmeyeceksin değil mi ama? Biricik, lütfen uzatma. Sen benim hayatımda... Tamam Selim. Ben cevabımı aldım. Demişsin yeterli. Paris moda haftası düzenleniyor sanki. Alt tarafı Asena çakmasın 3-5 tane tight ile atleti çıkacak yani. Allah'ım ya. Yalnız kadın soyadının avantajlarını iyi kullanıyor. Bence kıskanma. Ben o sonradan görümde neyini kıskanayım Eda? Saçmalama istersen. O tasarımlar da kesin çalıntıdır. Ünlü modacılardan çalmıştır. Kendisi bir şey becerebilir mi onun? Biricik, sen de iyi taktın bu kadına kafayı. Acaba Zeynep'in yanına aldı diye mi bu öfken? Hı? Saçmalama Eda. Ne alakası var? O salak Zeynep'in yanına aldığını alacağını pişman olur o yakında. Sırtından bıçaklayınca Zeynep onu görür. Zeynep'e güven mi olur ya? Hiç. Anlayacak ne hata yaptığını. Biricik! Ver şunu. Bu ne? Sen bizim başımızı nasıl belaya soktuğunun farkında mısın şu an? Ne diyorsun sen? Parçalayıp kesmişsin bütün koleksiyonu. Ya sen nasıl bir ruh hastası çıktın ya? Bana bak Sanser. Sen o küçücük beyninle bana oyun falan mı oynamayı düşünüyorsun ha? Hop hop, sakin olun. Kızlar, sakin olun. İndir elini. Garson kız, ne oldu? Bodyguard'dan mı başladın sen? Bu işin altından senin parmağın çıkarsa öldürürüm seni. Ne diyorsun kızım? Ya rüzgarı saçına değse benden bileceksin. Manyak mısınız be? Sen sırf Asena'ya gıcık olduğum için yaptın bunu. Saklama hiçbirimizden. Çıkacak nasıl ortaya? Çok iyi ya. İnanmış.
Ay yeter artık, herkes bize bakıyor, yapmayın. Üf. İftira atıyor bana. Biricik. Zeyno. Ne oluyor burada? Yasena Hanım. Yasena Hanım, şunların haline bakın, ne hale gelmişler. Ne bu? Vallahi sizin koleksiyon mefta almış. Parça pinçik yerlerde. Birisi odaya girip bütün koleksiyonu parça pinçik etmiş. Ya defilede gösterecek tek bir tane bile sağlam ürünümüz kalmamış. Biricik'ten başkası yapmış olamaz. Çok iyi ya. Sen mi yaptın? Sence ben mi yaptım? Lafı dolandırma. Sence ben teker teker senin şu iğrenç koleksiyonunu kesmek için uğraşır mıyım? Makasının elimde bıraktığı ize değmez senin bu ucuz koleksiyonun Asen'e çatmasay. Doğru konuş Biricik. Öyle şeyler yaptın ki yapmış olabilirsin. Her kim yaptıysa ilk hedefim ben olacağımı düşünerek hareket etmiş. Ama yanılmış. Sadece benim zekamı değil, senin zekan da hafife almış. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Bunu etrafımıza Biricik'ten başka kim yapabilir ki Hasan Hanım? Bu kim? Bahsetmiştim ya size, okuldaki garson kız. Ha, hatırladım. Biricik Zede. Merhaba. Organizasyon için tuttum, yardım etsin diye. Toplayın şunları. Odamda konuşacağız. Eğer sen yaptıysan seni bitireceğim Biricik. Madam sekreteri saçmalığını sineye çektim ama bu başka bir konu. Altından sen çıkarsan neler yapacağımı tahmin bile edemezsin. Üf. Çok korktum. Bayağı korktum. Öğlen geldin ve burayı böyle buldun, öyle mi? Evet. Ya sen? Ben mi? Benim buraya giriş kartım bile yok ki. Bu kadar beceriksiz olduğunu bilseydim sana asla gel çalış falan demezdim Zeynep.
Ama öyle söylemeyin Aslan Hanım, ben ne yapabilirdim ki? Tevekkeli değil, Biricik seni ezip geçmiş. Böyle kolay lokma olunca hiç zor olmamalı. Haksızlık ediyorsunuz ama. Haksızlık mı? Sana verdiğim işi ne hale getirdiğini görmüyor musun Zeynep? Ya işine sahip çıkacaksın, adam gibi yapacaksın. Ya da bütün desteğimi senden çekerim. Anladın mı beni? Anladım. Koleksiyonum. Eğer bu işte ikinizden birinin ihmali olduğunu bulursam biteriz. Bitersiniz. Ne oluyor öyle yol kesmeler falan? Çekil. Aslan Hanım aradı az önce. Koleksiyonu parçalayan her kimse ya ben gelmeden bedelini öder ya da durum polise intikal eder dedi. Şu an bir korktum. Yani korksan iyi edersin Biricik. Zeyno, sen bir panik oldun. Ben mi? Evet evet, sen bir panik olmuşsun. İşte boyundan büyük işleri kalkışırsan böyle olur. Başta düşünecektim bunları. Rol kesme bana Biricik. Rol kesmediğini ikimiz de çok iyi biliyoruz Zeyno. O Asena'ya da söyle. Birinden hesap soracaksın. Benden sorsun. Sıkıntı yok. Barışmışsınız. Evet. Söylediklerimi unutmadın umarım. Ne gibi? Selim'i her şeye rağmen sevmek gibi. Unutmadım. Aslında sana bir teşekkür borcum var benim. O neymiş? Senin sayende yanlış yerde durduğumu, sevgimi belli etmekte cimri davrandığımı fark ettim. Bak sen, Serracık benim sözümü dinlemiş ve sevdiğini sevgisini belli etmiş, öyle mi? Aynen öyle. Yani aşkınızın mimarı benim, çok mutlu oldum. Sevindim. Ben daha çok. Merhaba, kolay gelsin. Biz de tam senden bahsediyorduk. Hı. Selim her şeyin en iyisini hak ediyor. Bunu bil de öyle davran diyordum Serracık'a. Serra nasıl davranacağını bilir. Merak etme sen Biricik. Aynen. Gördük daha önce nasıl davrandığını. Kesin biliyor. Ne haber? Hoş geldiniz Selim Bey. Hoş buldum. Bana bir taksi çağırabilir misiniz? Aa, taksi mi? Araban yok mu senin? Ben seni bırakırdım gideceğin yere kadar. Lütfen ya, bana söyle. İhsan amcacığımın seni kapının önüne koyduğu konuşuluyor. Demek ki doğruymuş. Bana bak küçük cadı. Hı. Bir de sen üstüme gelme. Zaten çok doluyum, sana patlarım. Ne oldu? Neyin var? Niye gerginsin bu kadar? Ay dur tahmin edeyim. Kutlu Say'a soyadından vazgeçiyorsun ya, onun gerginliğidir kesin. Canım. Hı. En azından ben o soyadına yıllarca ağzının suyu akarak bakmadım. Taşıdım yani, ben bir Kutlu Say oldum. Olamayanlar düşünsün. Neyi yapmışsın? Asena. Geç şu saçma detayları.
Kocasından para çalan çakma sosyetik yaftası nasıl temizleyeceksin? Onu düşün ben Ceza. Ne düşünüyorum biliyor musun? Selim'in neden seni hiç sevmediğini anladım. İyiymiş. Söylesene. Çünkü kendine hiç bakmadan böyle bir patronluk taslıyorsun herkese. Bunu yaparken de ne kadar sevimsiz olduğun konusunda ufak bir fikrin yok. O yüzden sevilmiyorsun. Patronluk taslamak, patronluk falan. Evet, bunlar zeka gerektirir Asena. Mesela sen beceremezsin. Bir de şunu söyleyeyim. Güçlü erkekler zeki kadınlardan hoşlanır. Senin hiç şansın yok mesela. Öyle mi? Bu kadar üstün zekan vardı Biricik. Ama senden hoşlanmadı işte peşinde koştuğun tek kişi. O zaman ya zeki değilsin ya da kaybetmeye mahkumsun. Pardon, buraya bir arkadaşım taşındı da yeni. Adı Burak. Tanıyor musunuz acaba? Bu apartmanda mı oturuyor? Burak. Evet. Yeni taşınan oğlan. Şu alttaki zilebas kızım. Sabahtan beri tıkır tıkır sesini duyuyorum. Evde kendisi. Sen kimsin? Nasıl? Yani nesisin diyorum. Yavuklusu musun yoksa? Ay hadi yürü yürü yürü. Yürü çıkalım gidelim şuradan. Özür dileyeceksin galiba. Ne özrü ya? Ayağına kadar geldik zaten. Hadi bin arabaya. Bak ben hala duymadım. Özür dilemen gerekiyor galiba. Tamam. Özür dilerim. Seni çok özledim. O yüzden geldim. Özledin. O yüzden geldin. İyi tamam ya hadi gidelim o zaman. Madem sen bu kadar ısrar ediyorsun gidelim ya. Ha, bin. Bin bin bin. Zengin kız. Fakir oğlan. Sevmedim. Olmaz. Nazlım kız, nereden buldun o gülleri? Sana ne? Nereden bulduysan buldum Ayşe teyze. Çaldın mı kız? Ya manyak mısın be? Ne çalması? Sevgilim aldı. Oldu mu? Rahatladın mı? Ay senin de mi sevgilin varmış? Kim bakar sana be? Çatlak. Tövbe estağfurullah. Deli bu deli. Ne oluyor lan burada? Ne var? Film mi seyrediyorsun? Almışın eline bir de çekirdeğini çitiyor. Gir bakayım içeri, gir. Seyrediyor bir de. Ya anne, ne? Gel şöyle, gel. Ne bunlar? Anam şuna bak hem de kaç tane. Ne bu? Erkek arkadaşımı aldım. Erkek arkadaşımı aldım. Kimmiş senin erkek arkadaşın? Erkek arkadaş işte. Kimmiş, kimmiş? Adını söyle bana. Rezil ettin beni mahalleye. Barbaros. Barbaros mu? Gevrek Barbar ne zamandan beri Barbaros'la terfi etti? Anne doğru konuş. Sevgilim o benim. Seviyoruz birbirimizi. Aa, anacığım sevgilisiymiş. Birbirlerini çok seviyorlarmış. Al birini vur öbürünü. Kim bilir nereden çaldı. Bunlara para bile vermemişsin. Yürü hadi yürü. Çabuk gel peşimden. Rezil seni. Tamam ya. Benim buna hemen bir çözüm bulmam lazım. Thank you.
Evet, şimdi hasretime dayanamadığını itiraf et be kadın. İtiraf edilecek bir şey yok. Açık açık söylüyorum sana, seni özledim, geldim. Özledim beni, geldin. Evet. İyi geldi şu anda bunu duymak. Yani birinin ilgisine hasret kalmış. O kadar iyi biliyorum ki o hissi. Ben de aynı şeyleri hissediyorum diyorsun. Öyle. Peki ne oldu ha? Sen nasıl oldu da geldin? Hani ben fakir ama gururlu bir gençtim. Senin bir daha benimle işin olmazdı falandı. Burak. Gelecek. Şimdi beni konuşturma tatlısı. Yani sen de bana kıskanç ve sinsisin demiştin. Öyle demiştim. Evet. Haklıyım. Doğru söylemişim. Hiç yalan değil. Ama yine de seviyorum tabii seni. Oh! Daralmıştım her kaç gündür. İyi oldu. Şimdi gidelim yemek yiyelim. Sahil anası.